Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Evet, Cumhuriyet tarihinin en kritik süreci içindeyiz. Ama bütün bu zorlukların sonucunda yine Türkiye ve mutlaka önümüzdeki süreçte göreceğiz ki yine Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün çizgisine gelecek. Şimdi benim bir ayrı özel sorumluluğum var. Ben şu anda Türkiye'de Atatürk'le beraber olup hayatta kalan son kişiyim. Liderimizle ilgili yapmış olduğum toplantıdan ödüm. Teşekkür ederim sizlere. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ön sözünün, destanının yazıldığı topraklardan doğdu. 1915'te bir devrin battığı ama bir güneşin doğduğu yerin adıdır Çanakkale. İşte bu güneş de Mustafa Kemal oldu. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Çünkü hocamız zaten Adnan Oktar 20 yılı aşkın bir süredir Atatürk üzerine çok fazla eseri olan, çalışmaları olan bir insan. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim tarihi, yalnız bizim değil, tüm insanlığın ve bütün dünyanın takdir ettiği büyük bir liderdir ve Adnan Hoca'nın da bu alandaki çalışmaları takdire şayandır. Atamızı saymak, atamıza karşı her zaman saygılı olmak bizim için çok önemlidir. Çünkü onun sayesinde buralara kadar gelebildik. Öncelikle böyle bir konferansta bulunduğumuz için çok çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim. Muhteşemdi her şey. Atatürk'le ilgili konferansınız ve düzenleme muhteşemdi. Yani daha iyisi olamazdı bence bu ülkede. Onun yolundan giderek, onun ilkelerini bugünün koşullarında yeniden güncelleştirerek gelecekte Türkiye'nin bu bölgede daha güven içerisinde, daha sağlıklı bir düzen içerisinde varlığını korumasını sağlayabiliriz. Bizler Atatürk'ün evlatları olarak böyle bir konferansta bulunmaktan son derece mutluyuz. Evet, biz gerçek Atatürkçülüğü Sayın Adnan Oktar sayesinde öğrendik. Aslında bütün Türkiye onun sayesinde öğrendi diyebiliriz. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük lider olarak Atatürk'ümüz var. Sayın Adnan Oktar'dan Allah razı olsun bunu söylemek istiyorum. Çünkü Atatürk'ün gerçek dindarlığını, milli mücadeledeki o üstünlüğünü bütün detaylarıyla ortaya çıkaran ve Türkiye'de bu konudaki yanlış anlaşmaları ortadan kaldıran yegane insan. Yıllardır Atatürk bize sanki din düşmanı birisiymiş gibi tanıtılmıştı. Fakat biz Sayın Adnan Oktar'ın kitapları vesilesiyle onun nasıl samimi bir Müslüman olduğunu öğrenmiş olduk. Allah ondan razı olsun. Kendisi 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türklerin Kur'an'la tanışmasını sağlamıştır. Çünkü Elmalılı Hamdi Yazar'a bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in mealini yazdırmıştır. Ve tekrar bizim Kur'an merkezli bir Müslüman toplum olmamızı sağlamıştır. Hocamın toplantılarına ve konferanslarına sık sık geliyoruz. İstifade ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz burada. Bugün de Milli Değerleri Koruma Vakfı olarak buradaki etkinliğe davet edilmemden dolayı inanılmaz derecede çok mutluyum. Sevgili Adnan Hoca'nın da Adnan Bey'in de yapmış olduğu etkinlikleri yakinen takip ediyorum ve mümkün olduğu ölçüde de katılmaya çalışıyorum. Kendisini de buradan kutluyorum ve tebrik ediyorum. Sağ olun. Davet ettiniz böylesine güzel bir konferansa. Gelebilme şansına sahip olduk. O bizi çok onurlandırdı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Adnan Bey'in de özellikle bu konularla ilgili çok yoğun çalışmaların olduğunu biliyoruz.
şu an burada yapılıyor olması çok önemli. Çünkü Atatürk Türkiye için çok önemli, eşsiz bir lider. Hem kişiliğiyle, hem dindarlığıyla, güzel ahlakıyla çok önemli manevi liderlerden biri bence. Kendisinin kalite, estetik, sanat anlayışı, modernlik anlayışı bizlere çok çok örnek. Davet edildik, onur duyduk, sağ olun. Tabii bugün burada nefes alabiliyorsak, bugün bu nezih topluluk burada bu kutsal vazifeyi yerine getirebiliyorsa, bunların tamamını önce Rabbimize, daha sonra bu güzel ülkeyi bize bağışlayan, bunun mücadelesi ben büyük Atatürk'e borçluyuz. Adnan Otbar Bey'in Atatürk'le ilgili bu faaliyetini bütün kalbimle takdir ediyorum, şükran diyorum ve kendisine minnet duyuyorum. Bugün bu konferansta bu ekibi hakikaten takdir etmek lazım. Mustafa Kemal'i tüm yönleriyle anlatmak adına mücadele veren bir ekip. Gerçekten de çok güzel, faydalı, milli değerler bağlamında güzel bir konferans gerçekten de. O konuda da tebrik ediyorum emeği geçen herkese. Evet.